Sayın Genel Başkanımla 4 kez yaptığım buluşmada, ki buna benzer bir soru burada 4. yılın raporunu sunduğumda da bana sorulmuştu. Orada da söyledim. Ben Sayın Genel Başkanıma bir değişim ve dönüşüm sürecinin zaruri olduğunu, şart olduğunu ifade ederken kendimle ilgili hiçbir şart koşmadan süreci ifade ettim ve anlattım. Genel Başkanımızla tabii ki farklı vesilelerle görüşüyoruz. Zafer Bey'in ifadesi üzerine söyleyeyim, elbette mesajlaşıyoruz da, ama mesajlarımız bazen belediyemizin bir işleyişi üzerine ya da belediyemizle ilgili ya da İstanbul'la ilgili bir takım hususlarla olmuştur. Siyasi zeminde benimle bir irtibatı olmamıştır, onu ifade edeyim. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda ilk genel başkanımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarların partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarlarla tatmin asla olamaz. Bu alışkanlık sona ermelidir. Unutmayınız ki İstanbul'dan Tunceli'ye, Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, Manisa'dan Sinop'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi tertemiz kadroları, parti emekçileri görevlere almaya hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihini çok iyi bilen bu kadrolar, o tarihini özümsemiş bu kadrolar, yeniden bir tarih yazmak için önlerinin açılmasını beklemektedirler. Değişim, dönüşüm aynı zamanda unutmayalım ki köklü bir kadro harekatıdır. Bu kadro hareketi genel başkandan yönetime, üye yapısından parti seçimlerine kadar pek çok hususu kapsamaktadır. Şunu ifade etmeme müsaade edin. Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir. Ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Bu dönüşümü başaramadığımız takdirde milletimizin seçim sonrası oluşan hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesi en önemli risktir. Altını çiziyorum. Bu risk önümüzdeki yerel seçimlerin kazanılmasında ne yazık ki çok büyük bir engeldir. Risk almadan başarı olmaz. 2019'daki siyasal riski dönüp o günde hafızalarınızı lütfen tazeleyin. Aslında bugünle kıyaslanmayacak ölçüde bir büyük riski göze aldığımı hepiniz görürsünüz. Ama ben riske ya da geleceğe dönük tasarımlara bakarken kişisel olarak nerede olacağımı değil, düşüncelerimin nereye evrileceğini ve ne şekilde fikirlerimin hayata geçeceğine dair motivasyonla hareket ederim. Bu bağlamda ben başarılı olduğumuzda çok özel bir İstanbul'u, çok güzel bir İstanbul'u var edebileceğimizi, bu karakterle var olan bir İstanbul'un da aynı şekilde çok farklı, çok çağdaş, 21. yüzyılın bütün unsurlarıyla temsili en güçlü Türkiye'yi var edebileceğimizi görüyorum. Bu bakış açısında ben kişisel olarak nerede olmalıyım sorusu asla yok. Bütün bunlar zaman içerisinde konuşulacak işlerdir. Ama evet, risk alıyorum. Çok cesur bir kararın var olması gerektiğini de biliyorum. 2024'te rakibimin kim olduğunu da biliyorum. Bu yolculuğa çıkarken de kararlılığımın altını çiziyorum tekrar.